Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet canlarım, hepinize günaydın. Günaydın diyorum çünkü biz kahvaltımızı yaptık, giyindik, hazırlandık. Hazırlandık diyorum ama babişimiz içeride saçını yapıyor. Şimdi çıkacağız ama çıkmadan sizlere nereye gidiyoruz, bugün ne yapacağız hemen bir özet geçeyim. Bir vlog başlatayım istedim. Haziran 1'i itibariyle artık kapalı olan yerlerde faaliyete geçiyor. Yani bugün bunun için herkes için ve kendimi herkes için çok çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olur. Biz nereye gidiyoruz? Şimdi ona gelelim. Kızımızı görmeye gidiyoruz. Nasip olursa inşallah. Bugün genel kontrol günümüz arkadaşlar. Bakalım ne kadar büyümüş, gelişimi ne durumda, bakalım bizim bıdık ne yapıyor. Daha sonra hemen oradan sağlık ocağına geçeceğim. Sağlık ocağında kilo, tansiyon vesaire ölçülecek. Rutin olarak o da zaten takipte. Bu şekilde bakalım bizi neler bekliyor, orada görüşürüz. Biz geldik, şimdi sıramızı bekliyoruz. Beklemeye devam. Heyecanlı mısın? Çok. Ben de. Evet, kafelerin açılma ile birlikte soluğu burada aldık. Biraz soluklanalım dedik. Evet canlar, şimdi biz bebiş için bir şeyler bakmaya geldik. Çok güzeller. Tekrardan selam. Bu arada dışarıda aşırı derecede bir soğuk var. Şimdi hemen size ne yaptık ne ettik hemen anlatayım. Sabah doktora gittik Allah'ın izniyle. Kız şeyimizi gördürüyordu biliyor musunuz? Tam böyle kickbox yapıyordu bizim kızımız. Çok şükür arkadaşlar her şey çok yerinde. Ama sadece moralimin bozulduğu bir taraf oldu. Ve açıkçası vicdan azabı çektiğim mi diyeyim artık. Vicdan azabı çektiğim bir yer oldu. Vücudum yani susuz kalmış arkadaşlar. Ben dolayı günde 2 litre 2,5 litre diyordu doktorum ama 4 litre içmemi söyledi. Ve 1 aylık rutin kontrollerim 10 gün sonraya alındı hemen erkenden. Çünkü 10 gün içerisinde su seviyesine tekrar bakılacak. Bu yönden kendimi çok kötü hissettim ama biliyordum bununla ilgili bir şeyler olabileceğini. Çünkü Ümit'e de akşam geldiğinde söylüyordum. Bugün gerçekten su içmeyi gene unuttum, ihmal ettim vesaire diye. Bu şekilde yani gerçekten kendimi tokatlayasım var. O derece hani bu haksızlığı kendime değil bebeğime yapmış oluyorum. O yüzden şimdi bir damacana su içmeye başlayacağım. Bu arada Waikiki'ye falan girdik kız kardeşlerimle beraber. Oradan çıkınca biraz soluklanalım diye kafeye oturduk. Kafeler genelde çok yoğundu gerçekten. Hemen dedik bir soğukluk içelim, kendimizi serinleyelim. Eve geçeriz. Sonra kız kardeşim aradı. Bugün yanıma gelecektin eşiyle beraber. Sonra dedim ki biz kafedeyiz, gelin oraya. Hep beraber oturduk, sohbet muhabbet yedik içtik orada. Sonra Waikiki'ye girdik. Zaten orada kısa bir gösterdim size ve kamerayı kapattıktan sonra ben daldım resmen o kıyafetlerin içerisine. Hep böyle yazlık şeyler vardı ama bizim de nasip olsa kışanın başına denk gelecek. Zıbın falan bakarım demiştim. Sonra kendi aramızda böyle konuşurken ayın bugün 1 olduğunu ve yarın 2 olduğunu öğrendik. Yani bizim küçük kardeşimizin, Etoş'umuzun doğum günü arkadaşlar 2 Haziran. Ve ne yapsak ne etsek çocuklar buraya gelmişken dediler abla seni de götürelim. Bugün erkenden doğum gününü kutlayalım vesaire. Sonra Waikiki'deyken artık zıbınlara bakmaktan, bebek kıyafetine bakmaktan hemen erkek çocuk reyonuna geçtik. Oradan hediyelerimizi aldık. Şimdi de eve geldim. İlaçlarımı almayı unutmuşum çünkü.
ve köye geçeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu restorantımıza geçeceğiz. Restoranda kutlamayı düşünüyoruz. Böyle serin serin yeşilliklerin arasında çok güzel orası. Dediğim gibi hediyelerimizi kaptık. Şimdi eve geldim. Suyumu ve ilaçlarımı inip hemen aşağıya ineceğim. Ve restoranta doğru, köyümüze doğru yolculuk yapacağız. Ümit Bey'i sorarsanız eğer, Ümit Bey maalesef hem karpuz tezgahının başında hem de kuaför dükkanını beklemek zorunda. O yüzden dolayı iki işi birden bırakamazdı. Bu arada saatimiz de tam öğlen 12.30 arkadaşlar. Bu şekilde nasip olursa akşam geleceğim. Bu şekilde sizlere hemen bir özet geçmek istedim. Daha fazla çocukları da bekletmeyeyim. Hava da zaten çok sıcak. Orada görüşürüz. Gibi hemen etrafımızı çektim. Biz geldik. Birkaç da böyle müşteri falan varmış. Gerçekten böyle dolu görünce restorantımızı çok mutlu oluyorum. Annem de gözleme yapıyormuş. Abim de içeride serviste. Şu an hani herkesi tam selamlaşamadık. Böyle öpüşme faslı falan olmadı. Bu şekilde bakalım şimdi hemen müşteriler kalkınca eğer boş kalırsa doğum günü masamızı ayarlayacağız. Kutlamamızı yapacağız. Bu şekilde devam ediyor. Şu an Ethem'in yanına gidiyorum. Her şeyden habersiz. Sen neredesin ya? Ben geldim. Ha? Sen burada hamak keyfi yapıyorsun. Ne yapıyorsun burada? Bir hoş geldin öpücüğü yok mu? Böyle mi karşılıyorsun ablanı? Terbiyesiz kalk. Evet canlar, bu arada restorantın hemen girişinde gördüğünüz gibi ateşte, kömür ateşinde mısırımız pişiyor. Hemen şöyle tezgahta da karpuzlar, kavunlar, mısırlar, her türlü her şeyimiz var arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel ki. Evet arkadaşlar, şu anda yoğun müşteri bastırdı. O yüzden doğum gününü erteledik. Etoş da şurada görüyorsunuz. O yüzden şimdi ben birazcık şöyle hamak keyfi yapacağım. Daha sonra doğum gününde görüşürüz. Mutlu yıllar. Kasa çekme. Pastayı çek, pastayı. Şimdi geldik hediye faslına. Faslımız bitti. Dedim ki bu sene hiç dut yemedim. Abişim sağ olsun şöyle bahçenin dutlarından topluyor. Var mı bari? Ha, var. Aman dikkat et ha. Evet, beşini kendi yiyor, birini ben yiyeceğim inşallah. Beşi ağza, biri kovaya. Hayır, beş kovaya. Gökyüzünde maşallah yıldız, parlayan yıldız gibisin. Herkese günaydın arkadaşlar. Dünden sonra çekemedim. O yüzden bugün sizlere bir günaydın demek istedim köyümüzden. Akşam ya da sabah gideceğimi söylemiştim. Günaydın diyorum çünkü şimdi sabah ve babamla beraber artık Kumluca'ya doğru yola çıkıyoruz. Gerçekten dün çok güzeldi. Böyle uzun süredir gitmiyorduk restoranda. Her yer yemyeşil. Bir de hamak falan kurmuş bizimkiler. Zaten orada da birkaç böyle çektim. Hepsi çok güzeldi. Sizlerle paylaşabildiğim kadarını paylaştım. Dolu dolu bir gün geçti. Bakalım artık bugün neler bekler bizi. Şimdilik hoşça Evet, kalın. gitmeden de minnaşlara şöyle
Sütlü ekmek. Hadi bakalım, hadi bakalım. Afiyet olsun size. Hadi utanma, sen de ye. Hadi. Sen de iç sütünden. Yani bizim buranın pazarı arkadaşlar. Aslında pazara ben çıkmayacağım. Ümit çıkacak. Çünkü kalabalığa artık karışmıyorum. Zaten gerçi önce de pek de karıştığım söylenemezdi. Evde birkaç eksiğim var. BİM'e gidip onları alacağım. Zaten BİM hemen çok yakın. Ümit Bey pazardan oraya gelecek. Ben de evden BİM'e geçeceğim. Orada buluşacağız ve ihtiyaçlarımızı alacağız. Ve sabahtan pazar çantasını unutmuş. Hem de onu vereceğim. Pazar çantasının içerisine alacak artık sebze, meyveleri vesaire. Pek bugün sanırım bir şey yapamayız. Dediğim gibi pazara gideceğiz. İhtiyaçları alacağız vesaire falan. Sonra akşam kayınvalidemlere geçeceğiz yemek için. Ve akşam olacak. Herhalde hafta sonunda sarkar diye düşünüyorum bu video. Bizi neler bekliyor bilmiyorum. O yüzden şimdi dışarıya çıkalım. Canlar ben geldim eve. Çıkarken bilmiyorum bahsettim ama çok sıcaktı hava. Ama şu anda birden kapandı. Hatta ben gelirken hafiften bir de ufak yağmur çiseliyordu. Şimdi geldim, neler aldım? Yani göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Peynir, zeytin, tereyağı, işte kahvaltılık birkaç bir şeyler. Bir de böyle çayın yanına aperatif. Bir şeyler. Ama şunu gösterebilirim size. Çamaşır yumuşatıcısı vesaire de aldım. Peçete, kolonya filan. Biraz toplu bir alışveriş oldu ama bunların hepsini tek tek şu an göstermeyeceğim. Pek de halim kalmadı çünkü epey yürüdüm. Bu arada çıkar çıkmaz Ümit'in biraz dükkanda işi varmış, müşterisi olduğu için ben de oyalanayım diyerekten burada da Lara Çarşı var. Hemen oraya girdim. İlk açıldığında girmiştim sadece. Ondan sonra hiç girmemiştim. Hatta sizinle ufak bir turlamıştık orayı. Aslına bakarsanız çok bir şey yoktu. Oradan sonra işte pazar, BİM falan filan onları halletmiş olduk beraber. Bu şekilde neyse yumuşatıcıyı göstereyim size. Tadam! İşte arkadaşlar BİM'in bu Bulut serisinin, Bulut Extra'nın parfüm serisi. Şu şekilde. Bunun kokusu efsane arkadaşlar. Koklayınca çok güzel, naif, böyle nasıl diyeyim ya, güllerin içine düşmüşçesine bir koku var. Ama bu koku şöyle hemen kokladığınız zaman size az geliyor ama çamaşırlar üzerindeki etkisi benim için çok önemliydi. Bunu da nereden keşfettim? Normalde bunu böyle koklayıp alsam çok bayılıp almam aslında. Instagram'dan takip ettiğim biri vardı. O da benim gibi böyle kokuları çok seviyor. Ben de kokuları çok sevdiğim için böyle yeni kokular denemeye bayılıyorum. Ve bundan aşırı memnun kaldım arkadaşlar. Yani Yumoş'tu vesaire, onları da çok seviyorum ama onların fiyatına göre bunun ne kadarlık? 1,5 litrelik. Fiyatı 16.90 gibi bir fiyat yanlış hatırlamıyorsam. Fiş Ümit'te kaldı. O yüzden tam şu an söyleyemeyeceğim. Ama evet 16.90'dı arkadaşlar. Bu şekilde ve bayağı da gidiyor yani benim için. Bunu tavsiye edebilirim. Şimdi dediğim gibi geldim. Üzerimi değiştireyim. Annemlere geçeceğim. Yani kayınvalidemlere geçeceğim. Artık orada görüşürüz diyeyim ve şimdilik ben gidiyorum. Şu an fark ediyor musunuz bilmiyorum ama yağmur başladı.
hemen ıslanmadan. Tam yaz yağmuru yalnız. Hem güneş var hem yağmur yağıyor. Şöyle göstermem gerekirse görebilirsiniz belki. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler.